Herkese merhaba. Ben Uluslararası Usta Alparslan Işık. Türkiye Gençler Satranç Şampiyonuyum. Satranç 365 ekibiyle birlikte bir eğitim serisi hazırladık. Bu eğitim serisinde Naydorf açılışının tüm varyantlarını anlattım. Satranç365.com'a giderek bu videoları izleyebilirsiniz. İlk videoda ücretsiz. Bugün sizlerle Naidorf açılışındaki File 3 varyantı ile ilgili bir oyunu paylaşmak istiyorum. Oyun Sergey Karyakin ve Anant arasında geçiyor. 2006 yılında oynanmış bir oyun. İsterseniz maça geçebiliriz. E4, C5, Alt F3, D6, D4, c 4 At D4, Alt F6, At C3 ve A6. Naidor varyantının giriş hamlesi bu hamle. Bu hamlenin kısaca amaçlarından bahsedecek olursam rakibin taşlarının B5 karesine gelmesini engelliyor. Ve aynı zamanda çoğu varyantta B5 sürüp filimizi B'den gelişmemize yardımcı oluyor. Burada çok fazla seçenek var. Fil G5 ana hamle, file 3 e, en çok oynanan hamle diyebiliyorum. Bu hamlelerin hepsini eğitim serisinde analiz ettik. Dilerseniz siteye gidip inceleyebilirsiniz. Şimdi maça geçebiliriz. Maçta Carlekin File3 hamlesini tercih etmiş. E5 At B3 File E6 ve F3. Beyazlar uzun atmaya hazırlanıyor burada. Siyahlar da normal gelişimine devam ediyor. File 7 ve Vezir D2. Şimdi burada agresif bir seçenek olarak belki G4 hamlesi sunulabilir. Fakat G4 o kadar da iyi değil. Bu tarz kanattan yapılan hamlelere genelde hemen merkezden cevap vererek bu atakları savuşturabiliyor siyahlar. Örneğin E'de 5 alınırsa at D5, at D5 ve fil D5'in ardından burada siyahların hiçbir problemi yok. At C6 ve roktan sonra gelişimini tamamlayacak bu şekilde. Burada D5 e eğer G5 sürülürse de burada D4 güzel bir hamle. G çarpı F6'ya basitçe fil çarpı F6 aldıktan sonra Beyazlar iki taşını aynı anda savunamadıkları için bir taşını geri kaybediyor ve siyahlar bu değişimin sonunda hafif üstün bir konumda kalıyor. Maça dönecek olursak burada beyazlar vezir d2 ile devam etmiş gelişimine. Rok. Uzun rok. Ve at b Şimdi artık iki tarafta gelişimini tamamladı ve bir oyun planı bulması lazım iki tarafında. Burada artık beyazlar G4 sürebiliyor. Çünkü at B7'den sonra vezirimizin önü kapandı. Artık D5 piyonunu süremiyoruz. Çünkü rakibin taşları D5 karesine kontrol ediyor. O yüzden g 4de ters kanada da roklar atıldığı için bizim de bu kanattan gitmemiz lazım. B5 ile karşılık verdik. G5 ve B4 Şimdi tehdit altındaki taşımızı kaçmadık. Fakat biz de rakibin taşını tehdit ettiğimiz için Burada eğer rakip G çarpı F6 alırsa biz de B çarpı C3 alıp rakibin vezirini isteyeceğiz. Vezir C3'e at F6. Bu pozisyonda B ve C atları yarı açık at olduğu için siyahların buralardan atak yapması birazcık daha kolay. Bu sebepten dolayı F6'daki atı almak o kadar da iyi değil aslında. B4'e beyazlar at E2 kaçmış bu sebepten dolayı. Şimdi artık rakip tehditteki altını kaçtığı için bizim de altımızı kaçmamız lazım. At 8 ve F4. Beyazlar devam ediyor atak yapmaya. Biz de buradan gitmeye devam etmemiz lazım. A5, F5, ver dedi fili. Yine burada fili kaçmayıp A4 oynayarak biz de rakibin taşını tehdit ediyoruz. Şimdi bu pozisyonda da F çarpı E6 alınabilir. Fakat yine o kadar iyi olmaz. İsterseniz birkaç varyant inceleyelim. F çarpı E6, A çarpı B3. Burada f 7yi alıp şah çekebilir beyazlar. Kale çarpı F7. Şimdi B3 piyonunu A piyonuyla alamıyor gördüğünüz gibi. Eğer A B3 alırsa kale A1'den sonra mat oluyor. Eğer C B3 alırsa da yine A2 piyonu boşta kalacağı için artık burada beyaz şah atak yapmak çok daha kolay bir hale alacak. Bu sebepten dolayı buradaki en iyi hamle şah B1 hamlesi. Burada B çarpı C2 alacağız. Eğer B A2 alırsak şöyle göstereyim. B A2'den sonra beyazlar şah A1 oynuyor ve bizim A2 piyonumuz aslında bu şahın güvenliğini sağlamış oldu. Bu tipik bir yapıdır. Bu tarz durumlarda B çarpı A2 almak genelde kötü olur. Çünkü şah A1'den sonra beyazlar şahının güvenliğini sağlamış oldu. Bu yüzden burada B C2 alacağız. Vezir 2den sonra basitçe fil geveşle siyahlar oyuna devam edebiliyorlar. Eğer burada F7 piyonunu almadan bu piyonu alarak devam ederse beyazlar. Şah burada. F çarpı E6. Şah B1'in ardından burada da şöyle taktiksel bir e, varyant var. Kale çarpı A2 burada kırabiliyoruz. Şah çarpı A2'ye. Vezir A6 şah. Şah B1'e. Vezir e 4 Şah çektik ve H1'deki kaleyi istiyoruz. Bu ikisini aynı anda savunamıyor. Artık vezir D3 kapatırsa vezir H1 alacağım. Artık hem piyon hem de materyal dengesini tekrardan sağlamış oldum. Evet bu sebepten dolayı fili almak o kadar da iyi değil. O yüzden beyazlar burada at B D4 oynuyorlar. Ve atını D4 karesinden feda ediyorlar. E çarpı D4 At çarpı D4 Evet, şu anda siyahlar taş önde gibi gözüküyor fakat E6'daki fili şu anda kurtaramıyoruz. Örneğin eğer fil çarpı A2 alırsak burada at C6'nın ardından ver veziri, ver fili diyor ve burada artık E2 filini kaybediyoruz. Daha sonra da şah kanadı da birazcık daha zayıflıyor. O yüzden fil A2 almak o kadar iyi değil. Burada bu sebepten dolayı B3 sürüyoruz. Şimdi B3'e artık c 6 oynayamıyor beyazlar. Eğer c 6 oynarlarsa BA2'nin ardından artık A1 vezir çıkmamızı engelleyemiyor. Bu sebepten dolayı B3 hamlesine bir çözüm üretmesi lazım. Burada şah B1 oynuyor o sebepten dolayı. Şimdi artık a 2 savundu. Eğer BA2 alırsak az önce de baktığımız gibi şah A1 oynayarak orayı güvenliğe alabilir. Burada B çarpı C2 alıyoruz. Şimdi B çarpı C2'ye A çarpı C2 almak zorunda. Eğer burada vezirle alırsa bu piyonu kale c8'den sonra artık filimizi kurtarabiliyoruz. Mesela vezir herhangi bir yere kaçtığı zaman artık fil c4 oynayabiliriz. c8'deki kalemiz c6 karesini de savunmuş oldu. Eğer burada vezir a4 alırsa da artık at c 5ten sonra filimizi d7'ye dönebiliriz. Bu senaryoların hepsinde taş önünde kalıyoruz. Evet o yüzden burada at çarpı c2 almak zorunda. At çarpı c2 aldığı zaman artık gördüğünüz gibi filimizin kaçacak herhangi bir karesi yok. O yüzden fili b3'ten feda ediyoruz. Ki a hattımızı açabilelim. a çarpı b3 ve a çarpı b3. Evet materyal dengesi tekrardan dengeye geldi. Biz artık a hattını açmış olduk. Rakibe a hattından atak yapmak istiyoruz. Ve şu anda rakibin atı istekte gördüğünüz gibi. Şu anda bu atı kaçması lazım. E, at a3 tek hamle burada. Eğer atını d4'e giderse Burada siyahların 3 hamle damatı var. Dileyenler videoyu durdurup bulmaya çalışabilir. Kale A1 Şah. Şah A1. Vezir A8. Şah B1. Vezir A2. Şah C1'e de. Vezir A1'in ardından siyahlar oyunu bu şekilde kazanıyor. O yüzden beyazların burada biraz dikkatli olması lazım. O sebepten dolayı. At A3. Önemli bir hamle. Şimdi bu pozisyonda artık aktif olmaya taşlarımızı aktifleştirmemiz lazım. Anand at e5 oynayarak atını zayıf olan e5 karesine yerleştiriyor. Şimdi artık at f3 ile belki g5 piyonunu isteyebilir. h4 Beyazlar hem g5 savunulu hem de piyonlarla hücum yapmaya hazırlanıyor. Ve kale a5 Evet bu hamle aslında çok enteresan bir hamle. Şimdi bu hamleden sonra siyahların aslında isteği burada d5 sürerek e7'deki fille a3'deki atı değişmek. Şimdi eğer kale A5'e beyazlar normal bir şekilde gelişimine devam ederse fil G2 çıktığı senaryoda D5'ten sonra pozisyon tamamen kayıp oluyor. Çünkü e d5'e artık fil çarpı A3 var. B çarpı A3'e de at C4'ten sonra buradaki ata beyazlar savunamıyor. Çünkü A3 piyonunu da aldıktan sonra vezirimi A8'e gelerek burada durdurulamaz bir mat atağı sergileyeceğim. O yüzden bu tarz hamlelere dikkat etmesi lazım beyazların. Şimdi kale A5'in fikri D5 sürmek dedik. O yüzden beyazların buna bir çözüm bulması lazım. Burada beyazlar bu sebepten dolayı vezir c oynuyorlar. Artık D5'e benim E5'teki altın boşta kalacak. O yüzden artık D5 süremiyorum. Ve burada Anant vezir A8 oynuyor. Ver diyor E4 piyonunu ve A3 atına da çaktırmadan baskı kurmuş oluyor. Ve burada Sergei Karyek'in fil giyiki çıkarak hem taşında oyuna çıktı hem de artık E4 piyonunu savunmuş oldu. Evet kritik pozisyonumuza ulaşmış olduk aslında. Burada inanılmaz bir devam yolu buluyor Anant ve maçı force bir şekilde kazanıyor. Dileyenler yine videoyu durdurup e, buradaki kazanç devam yolunu hesaplayabilirler. Burada inanılmaz bir hamle ve at de oynuyor Anand. Atı vezirin ayağına koyduk şu anda. Eğer atı almazsa ileride b5'e gidip artık buradaki atı ortadan kaldıracağız. Bu atı almak zorunda. Vezir çarpı c7 ve vezir çarpı c 7 yi de yine bulması çok zor bir hamle. Kale c8 oynayarak bir taş daha feda ediyor. Artık e7'deki fil de boşta. Ve vezir çarpı e7'nin ardından at c4 oynuyor burada artık tüm taşlarla rakip şaha yüklenmiş durumdayız. Burada savunma yapmak gerçekten çok zor. Bu atı kaldıramıyoruz. Eğer at c4 alırsak kale a1 bir ve de mat oluyor. Burada karyakin g6 ile karışıklık yaratmaya çalışıyor. Fakat e, o kadar da etkili değil. Önce bir tane h g6. F çarpı g6. At çarpı a3. B çarpı a3. Ve kale çarpı a3 artık siyahlar kale abirle mat istiyor ve beyazların tempoyu siyahlara vermemesi lazım. G çarpı 7 şah. Şah 7 Ve burada Karyek'in son şanslarını deniyor. F8 at. Ve yine şah çekti. Kale çarpı F8. Burada artık e, vezir çarpı F8 kırıyor. Çünkü burada herhangi bir savunma hamlesi yok. Mesela filde 4 eğer A1 karesini tutarsa yine kale A1 şah çekebiliyoruz. Çünkü Fil A1'in ardından Vezir A2 Şah ve Şah Çebir'e de Vezir C2 bu şekilde mat oluyor. Beyazlar e, mat atağını tutamadığı için burada Vezir'ini feda etmek istiyorlar. Fakat burada Vezir'i almamıza gerek yok. Force bir şekilde Anant oyunu bitiriyor. Kale A1 Şah. Şah B2. Kale A2. Şah C3. Vezir A5. Şah D3. Vezir B5. Şah D4. Kale A4. Şah C3 ve Vezir C4'ün ardından Karyek'in oyunu terk ediyor. Çünkü eğer Şah B2'ye giderse Vezir C2 mat. Eğer Şah D2'ye kaçarsa da Kale A2, Şah E1 ve Vezir E2'nin ardından oyunu bu şekilde siyahlar kazanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu güzel partiyi sizinle paylaşmak istedim. Bu videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz.